Yani ben sana soru soruyorum. Ondan sonra sen bana cevap vermek yerine bekliyorsun. Hobilerin var mı diyorum. Diyorsun ki evet. Ben de paşa gönlümden sormuyorum herhalde sana hobilerin var mı diye. Sen anlatırsın diye bekliyorum yani. Sen ne anlatacaksın bana? Hobilerini anlatacaksın. Niye anlatıyorsun? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Peki niye anlatmıyorsun? Bilmiyorsun. Sana göre hayattaki en büyük başarının 3 yıldır bir ilişki sürdürüyor olmak. Bunun 13. senesi var, 23. senesi var, 33. senesi var, 43. senesi var. Hayatta başarı 43 senelik bir ilişkiyi sürdürdüğünde başarıdır. 3 senedir bir ilişkiyi sürdürdüğünde başarı değil ki. Ortalıkta düşündüğünde seninle ilişkiye girebilecek her türlü şeyi yapabilecek nitelikte kadınların oluyor olması ve senin onlara yüz vermiyor olman başarı mı yani şimdi? Eşine sadık kalıyor olman, onunla ilgileniyor olman, düzgün bir erkek oluyor olman bu mu başarı yani? Bu zaten olması gereken bir şey. Kişisel gelişimden bahsediyorsun, kitap okudum diyorsun. Okuduğun kitabın ismini hatırlamıyorsun. Ondan sonra bana diyorsun ki okuduğum kitabın ismini hatırlamış olmam çok mu önemli diyorsun. Hayatta hiçbir şey yazdın mı diyorum. Hiçbir şey yazmadım. Bir yerde yayınladın mı diyorum. Hiçbir şey yazmadım diyorum. İlerideki bir beklentin ne deyince yazar pilot olmak diyorsun. Pilot olursun bir şekilde pilot olunur. Parayı bastırdın pilot olunuyor. Ama yazarlık başka bir şey. Ama örnekleri var. Pilot yazarlar, yazar pilotlar var diyorsun. Tamam. Onlar da uç örnekleri zaten. Olması gerekenler. Sen daha ikisinden biri değilsin ya da ikisinden birine dair doğru düzgün bir yatırım yok. İkisini birden nasıl olmayı becereceksin? Ben de onu merak ediyorum tabii haliyle yani. Değil mi? Kendini beş kelimeyle, üç kelimeyle anlat diyorum pardon. Akılcılık diyorsun bir tanesinde. Köpeklerle nasıl kurtulduğunuzu anlatıyorsun havlayan köpeklerden. Çok çocukça ve naif geliyor bana. Türkiye'nin en büyük sermayesini mülakatında düşündüğünde köpeklerden nasıl kurtulduğunu mu anlatacaksın açıkça akılcılık olarak? Daha iyi örneklerin yok. Kendi bölümünü neden seçtiğini bilmiyorsun. Bunun arkasında duramıyorsun. Benim senin toparlamama örnek vermem gerekiyor. Havacılığa olan ilgin nereden geliyor onu anlatamıyorsun. Sen bir de daha önce CRM'den bir de elendin. Neden elendin diye sorduğumda da neden elendiğinde de bana anlatamıyorsun. Bütün bunlardan elenmiş olabilir misin acaba? Olabilir. Olur yani. Olur öyle diyorsun. İyi olsun bakalım. Evet, havacılıkla ilgili bir şeyim var. Onu söyleyeyim ben sana. Gerçekten havacılıktan bahsedebiliriz seninle ilgili. Havacılık bağlantım var. Aklım beş karış havada. Hayır, o anlamda değil. Şu verdiğin örnekler, sorduğum sorular itibariyle aklım beş karış havada. Havacılıkta bağlantım bu şu anda. Ne zaman bir duruş sergileyeceksin, mülakat duruşu sergileyeceksin diyorum. Samimiyetten konuşuyorum diyorsun. Samimi olman sonuçta ben de sohbet havasında olman değil ki. Bir yandan da bazı benim sorduğum soruların cevaplarını verebilmem. Cevapları vereceksin ki içindeki samimiyeti biz ayıklayalım var mı değil mi diye. Soruya cevap içeriği yok, sadece samimiyet var. Daha çok samimi bir insansınız. Sizi pilot dostları derneğine üye yapalım derler o zaman. Madem havacılıkla ilginiz var. Değil mi? Adil. Çok adil oldu, evet. Peki. Güzel.
Peki bana yaşam görüşünü anlatan bir söz söyle. Sana ait olsun olmasın fark etmez.